Ramazan amca, namı değer Ramazan hoca. Ulu camide uzun süre müezzinlik yapan Ramazan hocanın hayat hikayesini eşinin anlatımıyla sizlerle buluşturacağız. Çünkü Ramazan hoca sebebi pek bilinmeyen bir rahatsızlık sonucu konuşma yetisini kaybetmiş. Hak aşkıyla yanan, sesiyle nice gönüllere ilham olan bir Kur'an-ı Kerim bülbülü Ramazan Hoca. İşte su misali akıp giden bir ömür ve bu ömürde geçen çileli bir yaşam hikayesi. Ramazan hocam, Ramazan hocam diyelim. Ulu camide uzun yıllar. 32 sene ya. 32 sene. Çünkü burada sesi iyi olduğumdan bu Aksaray'ın büyükleri yanına salmadık ki bunu. Hepsi tanır, hepsi. Peki ne zaman başlamış, nerede eğitim görmüş? Önce bu köyde subay mektepleri açılırdı kızım. Subay mektepleri mi? Orada bu Kur'an'larını bu işte çok okumuş, çok şey yapmış orada. Ondan sonra bir hoca vardı, ona gitti, çok okudu. Bu gece anası dedi ki, gece Ramazan şey okuyor, Kur'an okuyor derdi. Bir odada yatar derdi. Gecesi gündüzünü Kur'an'a adamış. Bir günde hatim indi. Bir günde hatim indi. Ben acayip gelin idim. Sabah oturdu, bir günde hatimi indi. Yani kendini geliştirdi. Sonra geldi burada mukabele okudu. İhsan Hoca vardı, ondan okudu, Arabiyet şeylerinden okudu. Buraya geldi, Baymış'a hoca durduk. Hoca durdu. Baymış'ta, Baymış köy camiinde. Hoca durdu. Bunun sesini işte duyanlar çok istedi, babası salmadı. Teyzem peki biz şeye dönelim. Sen Ramazan hocamı nerede tanıdın, nasıl oldu, tanımadım kim vesile yani, oldu? Tanımadım yani, bu askerdeydi, ben küçüğüydüm. Babam anamınca benim kardeşim yoktu biliyor musun? Hani babamın oğlu yoktu. Annem dedi ki, hoca dedi, hadi de kabrimizde okur, şeyimiz, arkamızdan duamızı dedi. Aynı köylüsünüz. Aynı köylü hocam, aynı köylü. Verdiler. Daha ben 15 yaşını bitirdim, 16 yaşına girdim, aydın günüm oldu. Ben çok güçlüydüm. İşte bir şey diyemedik, ben gitmem de dedim, ağladım da. Allah Allah. Tabii ben güçlüyüm, ben ne yapayım, ben asıl ne edeyim. Anladım. Ama işte büyüklerimiz, anam baskılıydı. 7 tane kızı koyun içine yerleştirdi. 7 bacıydınız öyle mi? 8 idik, biri öldü benim nişanlıya kadar. 8 tane bacılarım, bitecik bir Kutuköy'e bacımın biri gitti. Onda anam Kutuköylüydü, akrabasına verdi de öyle. Çok isteyen oldu köyün içinde. Biz bilmiyorum, babam anam çok şey adamdı, çok. Biz de kendimizi de, yani bizi de bir yanına şeyden de olmadı. Anladım. İyi, hayırlı olmuş da. Hacı amcam gibi böyle. Çok şükür. Hiç iyiyim olmadı. Allah razı olsun. Daha hiçbir şeyini görmedim. Hiçbir kötülüğünü görmedim. Siz evlendiğinizde Ramazan hocam hocaydı yine. Mi? Köyde hocaydı. Köydeydi. Kendi köyümüzde. Kendi köyümüzde camide hocaydı. Köyümüzde camide idare ederdi. Dayısı da vardı bunun. Hani dayısı vardı. O da hocaydı. Onlarla şey yaptı. Sonra gitti şeye işte Baymış'a gittik, sene geçti ama. Evlendiniz. 3-4 sene geçti, 5 sene geçti. 2 tane çocuğumuz oldu, öldü. Allah İkisi de affedersin. Öldü. Neyden öldüler? Bir hastalık mı geldi? Yapacak, oralar dursun. Tamam, hadi oraya geçelim. Oralar bakımsızlıkta çıktı. Köy yerinde ne, ulaşım var mı? O zaman eski yokluk da vardı. Yokluk vardı. Neyse o günlerimiz. Bu giderdi şeye, terefe kıldırmaya giderdi. Balya'da bir şeyler vardı. Adını Tir diye unuturdum, unuttum böyle şeyler. Onlar devamlı bunu isterlerdi. Oruçta giderdi hocamın başla. Balya köyünde. Balya mıydı? Hocam nereye doğru, Balya değildi.
Alem. Orada bir çiftlik gibi bir yermiş yani adamlar. Yani dilimin ucunda da getiremiyor. Yani neyse. Onlar devamlı isterdi. Hocam orada 4-5 tane orada şey yaptı. Ramazan hocalığı gitti yani. Oruçta yani Ramazan'da gitti. Gidip teravih kıldırdı. He, teravih kıldırdı. Onların orada pek bir şey değilmiş yani. Cami şöyle, uzaktır herhalde tamam. Değil mi? Yani bir çitlik gibi niye bir yermiş de yani anladım, çok zenginler, çok şeylermiş. Bir aile oturmuş oraya tüm için. Hocanın sesi çok güzeldi. Onun için millet hani isterdi ki gelsin tabii. Öyle mi? Satmaz da bir mevlüt okudu. Hocamın koltuğunun altlarına şöyle şöyle şey çıktı. Yaralar gibi çıktı. Ne çekti onlardan. Bir kıpır demiş ki oğlum demiş sen kızamı çıkartmadın mı hiç demiş. Yaşlı adam. Öyle oradan sonra buraya işte Baymış'a göçtük. Evet. Baymış'ta bir sene 11 ay kaldık. Şimdi eskiden mesela Baymış'a gittiniz. İşte hocam orada cami imamlığı yaptı. Mesela devlet maaşı yoktu herhalde. Köylüler mi yoktu? Nasıl yapılıyordu? Yok canım yok. Yarım yokluğu değil ya ben utanıyorum da ondan sesleniyorum. Yok yok. Yokluğu herkesin şeyi. Artık bir şey yok. Bir şey. Şu kadar bir, şu kadar bir tereyağı aldık şeyden. Bir küçük keçimiz vardı, onu sağdım, bir küçük gün şey yaptım, verdim, aldım, neyse, gittik, gittik. Büyük kızı 2,5 yaşındaydı. Onu yatıracak bir şey yoktu. Yatak yok o zaman? Yataktan geçtim orada, onun beliği de şey diyecek bir şey yoktu. Bir odaya oturduk, bir göz oda. İçecek de girecek giriyor, köylerin odaları olur ya işte evet, şöyle, evet. Şuradan azıcık geniş. Orada oturduk, işte bir 11 ay oturduk. Oraya o köy pamuk eker, mercimek eker, bostan eker, soğan eker. Bizim köyün o zaman suyu yoktu. Yeni geldi, sonra geldi bir topak kayanın suyu yoktu Baymış'ın. Baymışlar ekermiş, bilmiyorum. Suları nereden gelirdi onu bilmiyorum. Onların hepsini ektim. İyi maşallah. Sen elinde becerikliymişsin de teyze. Ektim çok şükür. Önlerden hocamın buraya geldi, imtihan verdi. Burayı kazandı. Aksaray merkez. Aksaray he burayı kazandı. Salih'in camisine geldi önce. Salih'in cami ne tarafta? Şeyde, küçük, şey, Nakkaş'a giderken, Nakkaş mahallesi var ya. Evet. Oraya giderken yani sağ tarafında karşında görünür köprüyü geçtim mi? Doğrudur, doğrudur. O camide bir göz eve geldik, oturduk. Caminin lojmanı mıydı o bir göz ev? Yok canım lojman ne gelsin kuzum bir göz ev kiriye oturduk. Bir göz eve oturduk kiriye. Oğlan 15 günlüğüydü. Büyük oğlan. İsim ne? Küçük kız gari 3-4 yaşında şey oldu. Oğlan 15 günlüğüydü. İşte orada 15 günlüğüken buraya geldik. Geldik hocam 9 ay. Aylık şey vermediler. Baymış'tan aldığı ufak demek işte o evveli hakkıdı. Bu da verirlerdi. Evet, evet. Biliyor musun? Böyle para pulu geçmezdi. Doğrudur. He, bu da verdi. Bu da aldı, topladı. İşte o zamanın parasıyla 3000 lira itti. Evimize ufak demek bir iki yastık gibi, şöyle kilim gibi hamleyini ben alacağım. Geldik buraya oturduk. Çok şükür. Maşallah. He, o Salih'in camisinden işte hocamın sesi iyi olduğu için onu camiye aldılar. Hep büyükler yani reisler, takıydı, şey, reisi de herhalde o zaman bir iki şeyler vardı. Bunlar ilerleyen Cevat Özel, Özel bu ağaçlı maaşlı takımın kardeşi Ahmet abiyle. Yani ben sayılmayla bitiremiyorum yani, bilemiyorum yani. O dönemin işte şeyler büyükleri bunu şey yapmadı. Hocamı oradan aldılar, Ulu Cami'ye. Ulu Cami'ye verdiler. Ulu Cami'den de bak hocalarım biri gelir, biri gider mesela. Allah razı olsun. Onun yanında kaçı geldi gitti. Bu hoca değildi, müezziniydi. Hmm. Müezzinin sevabı çok olur diye hocaya geçmedi hocam. Allah Allah, bu da ayrı bir şey. Müezzinin sevabı bol olur diye imamlığa geçmedi, müezzin olarak kaldı Ulu Cami'ye. Hoca dünyada öyleymiş ya, kitaplarda okuyor. Doğrudur, doğrudur. Aynen öyle. Öyle işte, oradan da Diyanet çok bunu haca savdu, görevini şey yaptığı için. Görev olarak haca insanları mı götürüyordu hocam? Yok, şey, insanları Diyanet haca savuyor, götürüyor ya, savuyor ya. Evet, evet.
Hoca orada 15 severliğe iyi hoca, 15 severliğe gittin herhalde Diyanet'ine değil mi? Gittim. Maşallah. Ondan sonra emekliye ayrıldı ya. Çocuklar büyüdü. Almanya'ya gittiler. Biz bu evi işte yaptık. Hocam kaç yıl görev yaptı hatırlıyor musunuz Ulu Cami'de? Ya da en son hangi yıl bıraktı emekli oldu? O yılını bilemem. Hmm. Çok oldu ama. Çok oldu öyle mi? 20 seneye geçti herhalde. 20 seneye geçti değil mi hocam? Kaç taş ettim konuşamam. İyi hocam. Hocamı yormayalım. Onu bilemiyorum. Onu buluruz inşallah. Bilemiyorum. Ya, hmm. işte. Şimdi şey için sordum. O dönem hocamın sesini duyanlar hatırlar herhalde. Şimdi bu videoyu izleyenler. Biliyorlar canım. Yani o mesela şimdi bilenler bilir de. Geçen yüzünden gelen için. Adam dedi ki ben hocamı biliyorum dedi. Böyle yani bu yaşta çocuklar belki küçüktür camiye gelemeyen ama çok 50 yaşlarında annedekleri hep biliyor Aksaray'da. Hmm. Diyorum ya şu İmam Hatip ne yapılmadıydı daha biz buraya göçtüğümüzde. Hmm. Öyle yapmışlar şeyini yapmışlar. Hmm. İşleyip mi etmiyordu öyle kırık çıkık duruyordu. O zaman hocam sürekli işte mevlütlere, sürekli canlı. Ne kadar mukabele, oruç geldi mi bir gün eve gelemezdi hocam. Allah Allah. Kaç cilde mukabele okurdu, kaç cilde kadınlara, hep kadınlar okurdu orada. Hmm. Çok kadın kız okuttu, çok gelin kız okuttu, öyle de okuttu. Hmm. He, çok şey yaptı hocam. Öyle bir şey hocalardan değildi biliyor musun? Herkes bunu evine almayı isterdi. He. Evlere. Hocam severlerdi. Tabii tabii canım. İşte diyorum ya bir günde oruçta 3-4 lira mukabele okumaya hep kadınlara giderdi. İnci Kibe Kur'an neyi bilen yoktuk o zaman kızım. İnci şu İmam Hatip çıktı. Tabii çok şükür çok şükür. Şeyler çıktı çok şükür. Bak köylerde bizim köyde mesela şeyler var. Hep kadınlar okuyor Allah'ıma dua ediyorum çok şükür ya. Ben hastaydım. Gidemedim işte. Sen nasıl hasta oldun teyzem? Ne hastalığı oldu sende? Ah kızım benim hastalığı Allah bana verdi. Gavurları da vermesin. Şeyden amcamdan önce ama değil mi? Amcam o zamanlar ayaktaydı. Ben işte amcam hastaladığında ben iyi olalı 10 sene neyim olduydu amca. Hmm. Önce sen hastalandın, amcam sana baktı. He. Doğru mudur? Tabii. Kızlar da vardı, çocuklar da vardı. Amcam Ulu Cami'de olduğu için yükü ağırdı. Şimdi Kıbrılı Camii'yi temizleyen yok. Esen müezzinler temizlerdi. Temizlerdi. Saat 3'ten sonra ben yattığını hiç bilmem hocam benim. Bu camiye şey derdi, her yeri şey derdi işte. Müftüler de bunu şey yapardı Allah razı olsun bu temizlerdi başka hocam. Desteklerlerdi, severlerdi. Orada 2-3 tane varlar ama herkes başka bir iş olur. İzin alıyor, şey yapıyor. Bayram gelir, mesela bir şey olur, ben bayramda ne de bunu yanımda alıp da gidemem. O hocalar gider, bu camide kalır. Allah Allah. Hocam biraz da hani bu işi Allah rızası için. Hayır, tabii canım Allah hani rızası için. Onun için vazgeçmemiş, onun için işte camiyi boş bırakmamış. Adım neyse. Erkan. Erkan, yüzüne bakalım hiçbir şey yüzü var. Adamın maşallah, şeyi. Nurlu bir yüzü var. Ha, işte. Hiç bozulmuş mu? Maşallah. Cenab-ı Mevla işte yavrum. Tabi yaptığının şeyini bulacak diyecek. Ha bu Allah'ın hidayesi. Öyle. Gelir, gelirler, gelenler çok geldiler. Çok işte yonuşamayınca gelen yok. Ramazan hocam böyle olursa bizim halimiz ne olacak derler. Ağlarlardı Allah. Ramazan hocam. Şimdi teyzem sen hasta oldun. Çocuklar, kızların. İşte Ramazan hocam sana baktılar, iyileştirdiler. 10 sene bir rahat ettiniz. İkiniz de sağlıklı sağlıklı. Evet, çok 10 sene. 5 çocuğunuz mu vardı? 5. 2 oğlan 3 kız var. Onlar ne iş yaparlar? Nerelerdeler? Onlar küçüğüydü işte ben hastaladığımda yavrum. Oğlanın biriyle kızım biri burada İmam Hatip'i bitirdi. Kız okuldan gelirdi. Şuradan bir elma alırdı. Geri giderdi okula. Ben yatardım yatakta. Bir kriz gelirdi. Bir hoş olurdum. Dalımı hocam, kolumu. Çocuklar başımda öyle işte durdu. 10 yıl mı yattı dedi? Ya onu kızım 20 sene diyorum. Ben gençliğim bitti diyorum diyor. Biliyor musun? Hinci de unuttum işte. Gidiyorum okula gidiyorum. Kur'an'a şey yapıyorum yok. Bunu yanımda okutmazdım. Okuma içim sıkılıyor okuma. Allah Allah. Ya hocamın eğer Kur'an'ı ezber şeye şurada okusun bu içirim de yazardım. Bu kadar şeydi.
ama Allah yazar sevirmedi, zimbirmedi. Bana da çok atım, ne yapayım? Maalesef. Ha, harfler, şeyler, buyur gittim gene. Almıyor, o zaman karşıyor, seneden sonra almıyor. Yeni yazıyı bari dedim, belli dedim. Belli etmedim. Okuyor, giriyor diyor. Okuyorum, tahtaya yazıyor hoca. Tamam teyze diyor, vallahi sen iyi okuyorsun. Hadi bir daha oku. Vallahi unuttum orasını. Böyle işte. Bence duruyor ikimiz böyle bununla. Yan yana böyle sessiz. Telefonları elime yazarlar verirlerse. Almanya'da olsa telefonu derim. Çok şükür o şeyler kafam aklım var. Unutkanlık var ama aşırı değil çok şükür. O da şükür. Ben aklım başımda pek o kadar şey değil. Yok canım yani Allah'a şükürler olsun. He, şimdi teyzem iyileşti güzelce, 10 yıl ikiniz de sağlıklı saati devam etti. İşte şimdi nedir sonra biliyorum. Ne oldu? Biliyorum Erkan Hanım nedir biliyor musun? Çocuklar gitti derim, herkes dağıldı. İyi kötü bir kafamı sokacak evimiz var. Allah'ıma çok şükür, hamd-ı senalar olsun. Hiç Allah'ıma, hiç ben ilenmedim. Bayım işte sordular oraya böyle şeyciler geldi sayımcı mı ne? Ne dediler bir şey ben dedim ki fakirlik dedim bu hemen dedi ki fakirlik şeytana gelmiş fakirim diye bir daha duymayacağım ağzımda dedi. Daha ondan sonra ben ağzımda bir tane fakir şeyini almadım. Şuralardan hazen süpürürdüm ekmeğimi derdim tavar alırdım tavuk alırdım. Bunlarla günümü geçirdim kuzum. Çok şükür. Hamd-ı senalar olsun hiç ilenmedim. Hiç de, hiçbir çocuğumun biri de gel davarı mukat ol, gel şeye mukat okudular. Bunlar işte oğlanın biri İmam Hatip'i bitirdi. İşte bu da bitti. Kızın biri İmam Hatip'i bitirdi. Biri kız meslekte nakış hocası şey oldu. Büyük kız işte okul doğru dürüstüyordu buralarda. Büyük kız pek şey demedi. O da ortayı bitirdi. O da öyle şey. Böyle günlerimiz geçti, çok geçti. Çok teyzem kriz gelirdi şu kavaklıkta, evet. Oradan geçirirdim. Bir kakar oralardan iş görürdüm. Allah Allah. Davar kütürdüm. Mecburiyet ne yapacaksın? Zaten itmesem kızım bunları nerede bulacaktım? İyi benim çocuklarım niye yaptırmadı bunu? Kendim için. Doğrudur. Hocam benim ailene değmezdim ben, biliyor musun? Bu sürahi tüm bahçe görürdüm. Su gelirdi o zaman, arka kardı buralarda. Birazdan oraya da gezeriz, bahçeye de bakarız. Bahçe çok az kalmıştır. Evet, burak her, herkesi yaptırdı. Şimdi Hacı amcan nasıl oldu? Yani Hacı amcan yarın gün uygun oldu, bir şey geçirmedi. Ha, bu yavaş yavaş öyle mi? Yavaş yavaş işte diyorum ya. Önce nasıl başladı? Yani bir an işte konuşması mı bozuldu? Konuşması, yani hastalığından sonra konuşması şey yapmadı. Önce yürümedik, köyde bahçemiz var şimdi, köyde bahçe yaptık ikimiz, orada bir de evimiz var, bir bahçemiz var. Maşallah. Ya, ne bileyim ben durmadık hiç. Oradan gerekeni kopardı, hoca niye kopuyorum dedim. Kopmasa yürüyemiyor. Ya, koşuyor muydu? Koşuyordu. He. Koşuyordu. İşte böyle şey yaptı, sonra bahçede kaldık. 3-4 sene kaldık orada, yazın gittik, kışın geldik buraya. Bu böyle koşup moşakan hep gözde yürüyemedi. Sonra dili tatalaşır gibi oldu. Hoca konuş, niye böyle şey yapıyorsun? Sene işte 7 sene oldu ya. 2 senedir, 3 senedir de hiç anlatamıyor. Gene anlatıyordu. Hiç anlatamıyor. Ha Kur'an'ı okuyor zaten bildiği için alıyor, işte öyle okur. İçinde. Sadece şimdi dudaklarını mı oynatabiliyor? Evet, işte anca şey yapıyor, yemeğini yiyemez, ben yedir. Elleri de tutmuyor öyle mi? Eli, tut elimden sağlam, bak tut hoca ne kadar sağlam. Şuradan şöyle kaşığı alıp da şuradan şunu alıp da alamıyor. Anladım. Kaşığı alıp da ağzına, ele tekene kaşık tüm dökülüyor. Onları da buldum ben. İşte gidiyorum çok şükür. Allah yardımcınız olsun. Amin. Cümlemize kurban oldum. Peki kendisi hani duyuyor Ramazan Hocam da en çok neye üzüldü? Konuşmamasına mı üzüldü? Hepsine üzüldü. Hepsine üzüldü.
Hepsine üzüldü. Üzülmez mi? Evet. Çok üzülür, çok işli geldi. Belli oluyor işli. Hocam, hani bakışlarından anlıyoruz biz onu. He. Hani konuşamıyor belki ama hali lisanla anlatır. Çok işli yani, çok şeyli. Lisanı halde kendini işte, ifade ediyor hocam. Köylerde, Mevlid'e gitmedi, köyler kalmadı. Çok çok yani daha camiden şeyden götürürlerdi öyle, köylere de giderdi. Bir Mevlid olduğunda aman Ramazan hocam mı gelsin derler. İşte öyleydi. Önce Ramazan Hoca yattı. Konuşamıyor bir yandan. Bilmiyorum yavrum. Peki hekimler ne dediler hocam için? Hekimler Ankara'da araştırma hastanesi de o gün yattı. Sadece dizlerine şey yaptılar. Tedavi. Bu şeyini işte Mevlid'i çok okuduğundan mı yoksa yavrum? Olur olur. Bilmem. Anca ne edilir burada? Gırtlak, ses telleri. Ses telleri değil de, hani enerji değil de bir şey diyorlar ya. Alerji mi? Böyle dediler boğazına. Ha, önce alerji dediler. He, boğazına böyle dediler. Oradan geldi, şeye geldik, Konya'da yattı 10 gün. 10 gün orada yattı, orada yatıp da geri gelenden sonra CD'ye çekmişler hocam bir şeylerini. Hı. Ama aradan tabii sene geçti. Orada dedi, şeye götürdük, oğlan da geldi Almanya'dan. Şeye götürdük yani, doktora. Hı. Doktor dedi ki, şurasından dedi, şey alsak da dedi. Kadın bir doktora iletti, erkek doktor. Buradan hortum mu şey derim dedi. Niye? Kadın doktor şey yapmadı. Beynin. Beyni aşı falan mı? Şey yapalım diye. Pakistan diyorlar. He. Pakistan hastalığı diye. Ne eli titrer, ne kafasında bir şey var, Pakistan. Ne bir yürüyemezdi, ne bir konuşmamazdı var. Ağrı yeri de yok. Şükür ağrısızı yok ama değil mi hocam? Yok yavrum, şeye... Oradan geri itmedi doktor, geri aynı bir şey devirdi elimize, geri geldik. Geldik burada... Çocuk Almanya'dan, İstanbul'da Pakistan hastalığının doktorlarını televizyonda çocuk takip eder bu küçük oğlan. Hı. Oradan randevu almış. Bir de gece geldi, sabah babasını aldı, hanımını aldı, bizim kızı aldı. Gittiler. Pakistan hastalığının doktoruna vardılar ya. Orada doktor bir hafta çocuklar kaldı şeydi, o 5-6 gün ütüldü. 15 hap içirmiş, 15 hap içirmiş, adımını şuradan şuraya attıramamış. Allah Allah. Demiş, bunda Pakistan hastalığı diye bir şey yok. Bak şu kadın demiş, 7 senedir yatarmış, ayağı kaldırdım bak geziyor. Kafa 9 tane şey çekmiş, emer çekmiş kafadan, şeyden, omuriliklerinde demiş. Bunu... Amcanın omuriliklerinde sıkıntı varmış, öyle mi? Evet. O şeylerinde, ha, kafasında az bir şey var. Ama o demiş, böyle ne yürümemizlik yapar, ne konuşmamazlık yapar, hiçbir şey yapmaz. Bu şey herkeste olabilir. Ama bu omuriliği ta aşağıya kadar yavrum kireçleme yapmış, damarları hep durdurmuş. Hastalığı oymuş. Ha, ameliyat ettirmiş çocuklar. İderim demiş, 300 milyar verirseniz demiş. İderim. Babam kakar mı? Babayın da kakacağına size karıntı veremem. O kadar şeyde karıntı veremem demiş. Geri getir, ha demiş, ben 300 ederim, pahalı olur tabi. Ankara'da da var, Kayseri'de de var. Oralara götürün. Oralara götürsek kakacağına, hiç kimse size kesin şey veremez. Kakar diye. Orada da umudumuz kesildi yavrum. Fizikçi getirdik. Senin gibi bir genç çocuğu. Evet. Bir hafta geldi çocuk. Evet, fizik şuraya kollarına hep şeyleri bağladı. Ayaklarına, kollarına, makineye taktı her şeylerini. Neyse çocuk dedi ki sonra kaldıramadı yani. Cemme hocama kalk diyor. Tutuyor şöyle götürüyor çocuk. Anca sürüklüyor getiriyor, sürüklüyor götürüyor. Emerlerini bir getir dedi, filmlerini, şeylerini.
Hep gittik. Çocuğum yoluna koştum. Teyzem dedi, hocamime ben dedi, bir ayda geldim, iki ayda gelirim ama hiç faydası olmaz dedi. Fizik tedavi de bir sonuç vermedi. Hiç sonuç vermedi. Hiçbir şey. Diyorum ya, dediler, üzüm sar dediler. Kızıl üzümü balık yağıyla kattık, ta böyle kuzum üstlerden uzak olsun, ta senden de ben uzak olsun. Her yerini şey yaptık. Üzümde sardınız. Yatırdık. Bir gün mü yattı, iki gün mü yattı yalan söylemek. Oradan da kaldırdık, hiç yürütemedik. Köyde evimiz iki kat tek. İki üstü var, iki göz, iki de altı var. Balkona balık yağını, iki gün balık yağını tüm Allah'tan kafasına da çaldı. Balık yağını ayağının altından tutuyor, güneşe yatırdım yarın. İçicik göreyim diye şey yapsaydı, iki günde yapardım, beş günde yapardım. Ama hiç şey yapmadı. Hiç şey vermedi. Sonuç vermedi. Vermedi. Oradan da şeyimizi çektik. Tavuk dediler. Tavuğu getirdik, yardık. Tavukları şey yaptık şöyle şöyle. Bunu bütün vücuda tavuğu şey yaptık. Tavuğu dalından tuttuk. Ta şu bacaklarından, ta karnından, ta döşünden bir de öyle yatırdık. Hiçbir şey bulamadık yavrum. Cenab-ı Mevla vermeyince vermiyor iyilik. Öyle oluyor. Amin. Ters uzda şey var dediler. Doktor var dediler. Ters uza gittik. Oraya vardık. Oraya da götürdüm. Hep emerlerini, hep filmlerini hep aldım gittim. Doktor ameliyat ederim dedi. O kırık çıkış şeymiş de bize dediler ama ben nerede ne varsa gidiyor. Şifa neredeyse oraya koştum. Şifa burada dedi. Yürüyemiyor ya koya. Ben dedi, bak dedi, gel dedi, ben şöyle üstünde duruyorum doktorum. Bak şuralara bak dedi, şu omurilikler şöyle dedi, şöyle, şuralar görüyor mu dedi, hep kireçleme dedi. Şöyle gösterdi Emir. Hep dedi kireçleme dedi. Ameliyat ederim, temizlerim, yaşı gelmiş ama kalkamaz dedi. Kalkar dedi, ben size de kesin şey veriyorum. Oradan da geldik. Oradan burada bir ay yattık. Burada da bizik şey var dediler ya. Burada. Bora gittiniz, neydi Bora? He, şurada neydi Bora? Bir ay gittik ikimiz de, orada kaldık. Orada da bizik yaptılar, örüttüler, getirdiler, Allah razı olsun yaptılar. Gülme gün aynı hocam şey yapmadı. İnce modumuz kesildi kuzum. Duruyor. Kendisi ne derdi konuşurken de hastalığı için? Hastalığına mı? Bir şey demez ki. Hastayım demez. Allah Allah. Bu adam böyle bir şey var bak. Hiç bak şurama ha, o müzikçi, vizikçi ne dedi biliyor musun? Ben dedi bu hocamın dedi vah demediğine dedi hayret ediyor dedi. Bu kadar hastalığa dedi bu adam nasıl rahat yatıyor dedi. Eğer söz şuradan gel ne yapayım? İyiyimdir. Maşallah. İyiyimdir. Başka bir şey değil. İşte o farkı senin hastalığının gene hepine burada doktorlara götürdük yavrum. Hastaneye de götürdük. Aksaray Hastanesi'ne de götürdük. Orada da yattı. Orada da idrardan ameliyat ettirdik. Sadece o hapları veriyorlar. Farkı senin hastalığının hapı. Ama adamda hiçbir faydası yok ki. Gülme gün zaten şey yaptı adam, konuşmayı verdi. Kaç gündür de ağrı kesici yutturuyor. Ya ağrısı mı var? Yok ağrısı da ne yapayım başka, ıcıcık ayaklarını şey yapıyor bari, şöyle basıyor gibi ıcık bana öyle geliyor. Allah Allah. Tutuyorum şöyle. He. İnşallah Rabbim. He. Rabbim bana iyilik veren Allah belki buna da verecek. Aynen öyle. Bu 6-7 sene, 8 sene oldu ya, 8'i geçti herhalde. Buna böyle şeyden bana 20 sene çekince vereni belki inşallah, bana da verir. Belki Ramazan hocam sesini duyacağız. Keşke ya, keşke. Yani bir nesil zaten Ramazan hocam sesi de duyuyormuş. Keşke. Biz duyamadık. Bandı vardı, bandını koyuyordum da ağladı da kovmadım. İşte onda olan götürdü, işe gittim. Keşke bandı, olsaymış. Bandı şey deyince ağladı. Dinleseydik siz. Neyse inşallah hani buradan da duyurmuş olalım. Ramazan hocamın böyle okuduğu mevlütlerde videosu falan varsa
Vardır, vardır. Bunu değil şey yapsınlar, bizi izleyenler, Aksaray Belediyesi'ne getirsinler. Biz bu filmleri birleştirelim, montajlayalım güzelce. Onu da size hediye edelim. İnşallah bu videoyu izleyenler olur. İnşallah. Hani Mevlütlerinde Ramazan Hocam'ın okudu. Oluyor yani tabii şey yapamıyor da Mevlütlerde sesini alıp da evinde durup da şey denler vardı öyle dinler. İnşallah buradan da duyuralım işte. Yani Mevlüt'ünde Ramazan Hocam okuduysa ses kaydı ya da videosu varsa Aksaray Belediye'mize getirsinler. İnşallah. Biz de sizin için derleyelim, toplayalım inşallah. İnşallah. Ramazan Hocam'a getirelim. Ne bileyim. Üzülmezse izletelim, dinletelim. Ama inşallah da hani... Anladın mı? Ben de şey demedim işte onu çocuk nasıl şey yapıyordu. Mevlid okumuş, ilahı okumuş. İnşallah bizi buraya gönderen Allah hocamın da sesini bize gönderir. Medine'den çıkarana peygamberimizin vefat ettiği yeri okurdu. Otobüslerin içinde 3-4 otobüs sancısı vardı. Ağlamadı. İyi de ilahi okurdu o zaman öyle mi? Öyle. Ağlamadı. Hacılar kalmazdı. Sen bu bunların hacılarıyla bir arada bir otursan da bir anlatsınlar onlar. Deliller söylerler. Biz senin iyiliğin unutamazdık. Biz senden gittiğimiz tadı hiç bulamadık diye. Gidiyor Hincumbu'ya gidiyor, şeye gidiyor. Hiç tadı bulamadık diye. Çok hizmet ederdi. Hiç durmazdı. Orada onlara çok hizmet ederdi. Ben de gittim. Ben de götürdüm. Ha, sen de hasta, yatakta yatıyordum götürdüm. Allah Allah. Dedi, hasta hasta. Ölürsen dedi orada öl dedi. Orada yattım. Orada yattım. Direkt Medine'ye vardık. Medine'de yattım. Beriye geldik, Beri'de yattım. Beyt'e vardım. Bir tavaf döndüm. Bir şey yaptım. Haydi ben gene bayıldım, bayıldım gittim. Orada tek 3 gün mü 4 gün mü gittim Beyt'e. 3 ay kaldım. O sene gitmedim. Allah bir iyilik verdi. Oruçta 3 sefer gittim. Nasip oldu sende. Ooo maşallah. Orada tuttum orucumu çok şükür hem de senalar olsun Allah'ıma. 3 sene orada orucumuzu gene götürdü bu. Hacılar Aksaray'da gitmedik isen kalmadı bunun şeyine. Yaşlılardı. Kimi öldü, kimi şey. Çoklar öldü. Resimleri. Allah dün gene şuraya şey diyordum. Resimleri çıktı, şeyleri çıktı. Bakalım. Resimlere de bakalım. Attım ben. Gittim. Hepsi attın mı? Resimlerine mi? He. Onlar kaç tane... Sonra bakalım. O şöyle kitaplara hep yapıştırdı, o var, iki dedim. Var, aman aman onlara bakalım, bir hacı amcamın gençliğini görelim varsa. He, şeylerini, hacılar mı yapıştırdı? Hacılar da işte, he. Yapıştırdı. Kendi şey diyor. He, hacı amcam ellerini oynatıyor maşallah. He, çok şey işte hacı amcamın işleri çok, çok maşallah. Çok hizmet etti. Ev şeyini de ben yaptım. Hep üstümdeydi. Hocamın da dışarıdaydı. Aksaray'ın içinde. Bir fakir ölse bunu çağırırlardı. Her hoca gitmezdi. Allah Allah. Fakirin cenazesini herkes gitmezdi. Hastaneye götürdü. Hastaneden kaldırırdı. Sahipsizlere falan. Hastanede ince hep şeyler var. Hocalar var hani kaldırıyor, götürüyor, getiriyor. Yoğdu kuzum o zaman. Hacı amcam gider. Gider. Arıyor, yıkar, şey yapar, şey der. Maşallah. Herkes şey der mi ya? Maşallah. Evet. Hiç kimsenin da, kimsenin bak. Hocalara mevlüt verelim, mevlüt bir şunu para vermeyince gitmem. Hocamın hiç verirler sanırdı. Hmm. Günah derdi. Ha, içinden geliyor adam mevlüt okudu. Hediye babında, verirse. Verirse alırdı. Vermezse hiç şey yapmaz, çıkart gelir, şey etmezdi. Hiç, çok şükür. Maşallah. Hiçbir şey olmadı. Çok dua aldı, çok şey aldı. Bilmiyorum Allah bunu burada niye böyle yapıyor onu da bilmiyor. İşte vallahi, ne bileyim ben. Yaşlılar verdi, çok yaşlılar verdi. Çok. Arkadaşlar mı? Arkadaşlar çok. Geçen hocanın biri telefon etmiş. Demiş ki babam hasta demiş, ağaçlı şeydeydi. Antalya'da, denizdeydi şeyinin yanında. Hoca şey yapınca babam, hoca senin rucağımın, hoca seydi oradaydı. Ramazan hoca mı demiş. Allah Allah. Yok demiş. Ha demiş. Yani düşün be. Kaç yıl geçmiş? He, nerede? Birden diyor, böyle dedi diyor. Ramazan hoca mı yoksa dedi diyor. Yok demiş işte, benim babam demiş. Ha demiş.
Öyle deyince de bir daha şey yapmam. Yani bu kadar da bunu öldüğünü isteyen yok. Allah Allah. İşte bu kadar hizmet sahibi. He, tabii. Yani her şeyi geçtim, insan hizmeti geçtim, Rabbine hizmet sevgi etmiş. Bir de çok seviyorum derdi o adam. Ta evildim, öyleydi. Ben bunu çok seviyorum derdi. Çok çabaladı, gel benim şeye, gir araba alayım altıma. Şeye, Çiftliğe git gel, oralarda bir ıcık emekliye ayrılacağım. Bu dedi ki, peki benim bir yanlışım olur, bir şeyim olur. Ben zenginlerin şeyim altında şey yapayım. Ha. Giderim, gelirim, konuşurum. Nedirse hizmetini yaparım ama ben şey yapmadım. Çok çabaladı. Öyle işte geçtik, geldik böyle. Çok günler geçti burada, çok günler geçti. De çok mücadele ettik hocam. Ömür mücadele geçti. İncekilerine bakayım da yok bizlerin yaptığını birini yapmaz geçti. Şükür varlık var değil mi? Yani eskisi gibi yokluk yok. Çalışanı var. He var, çalışanı var. Ama çalışmayan da çok. Çok. Yok diyen de çok. İşte var. Yok diyen de çok. İşte var. Çalışanı var. İşte Hacı amcam baymıştı hocayken sen yoklukta çocukları büyütmüşsün teyze. Tabii çok şükür benim yokluk değil. Ne zamana kadar bizim öyle şey yaptı. Yavrum öyle her şey büyük oğlandır ki annedir Mehmet'i doğurdu şurada biliyor yakınında da. Babam bana hiç para vermedidir. Küçük oğlanıcık ondan şeydi. O lisede okudu şeyde. Mehmet'i burada okuyacaktı. Ortasını okudu. Sonra liseye geçti. Burada veriyordu bana vermedi babam derdi. Yavrum olsa vermez mi? Derdi. Olsa vermez miyim? Olsa ama çok şükür bir kat yatağına geldik buraya dedim. Murat Hasan dedim. Oğlum dedim. Dedeğim mallarıyla gelmedik ki dedim. Bu hallere gelene kadar da babanla çok mücadele yaptık dedim. Şurada bozkurtlar vardı. Zekai'ne vardı şimdi. Zekai'nin motorlusu var anne. Hasan öyle de Zekai'nin cebinde 100 lirası var. Arkadaşlarına özenirdi öyle mi? He tabi arkadaşlar diye özenirdi. Ne edelim oğlum yok. Öyle. Olmayınca neden baba neden şey yapacak? İşte çok şükür ekmeğe giderdim ya direklerine ekmeğe giderdim. Bu bahçeden domatesimi, salçamı, biberimi, şeyimi, her şeyimi yapardım. Mısır yakardım şeylere, soğan yakardım, yüzdüm yani çuvallarla soğan kaldım. Mısır'a geldim, çocuklar Mısır şey derler, çok şükür. Hiç kimseye minnet etmedim. En önemlisi de o herhalde. Yok demedim. Minnet etmedim. Hiç bak. O kadar bacılarım var. Bunun da var bacıları, kardeşlerim, mesela akrabam çok. Akbulutlar benim Topukkaya, baba tarafım hep Akbulutlardan, hep akrabamız evet, benim. Evet. Amcamın oğulları, amcam, onların torunları, şeyleri. Bir gün birine yok demedim. Ne yaptıysan elin gücüyle. Çok şükür. Gayretinle. Kışkı ya kayıtımızı yaptık yavrum. Yazın yaz kayıtımızı yaptım. Gelen evime, evim düğün dönerdi. Ev sen bir evde o zaman ya. Yani. He, evim düğün dönerdi. Gelen, giden, Almanya'dan amcamın çocukları, karı, hanımları, çocukları, torunları, kocaman bacılarım. He. Hoca da hani seslenmez onlara hizmet eder, şey yapar ya, hep bize gelirlerdi. Hep yani hasta olan da biz de olur, sağlam olan da biz de olur. Aksaray'a gelen de o zaman böyle binip ne gelsin dedi. Bir şey yoktu. Gelirler kalırlar, yatarlardı, giderlerdi, yerlerdi, içerlerdi. Hiç kimseye bu an şurada, hele bir gün amcamın iki oğlu, bir de halamın oğlu. Şeyde oturuyorum, şimdiki şu kule var ya, kulenin orada eski bir ev var, burayı yaptırıyor aşağıyı. Orada bir eski evde oturuyorum. İki katlı da tepeme uçacak gibi. Allah Allah. Ama az oturdum, 6-7 ay önce oturdum. Oraya göçtük, bura yapılıyor diye tabanı yaptırdık önce. Oraya vardık, oradan yavrum şey yapıyor.
Orada Gülen'e orada bir de baktım. Onlar da Almanya'dalar. Şimdi Almanya'dakiler çarşıda, pazarda aşamadan alıyor, satıyor. Tamam. Üçü de çıktı ki bir şey yok. Hiçbir şey yok. Baktım iki yumurta var. Hı. Öcük piriç var. Öcük mantı mı ne var, yalan söylemeyin. Ama bahar günüydü. Soğan ektim. Ispanak ektim. Marul ektim. Bahçede var. Bahçe böyle kalktı. Böyle kalktı. Biri hem eniştem hem amcamın oğlu olur. İki amcamın oğlu, biri halamın oğlu. Bu burayı yaptırıyor aşağıya. Yeter dedi bacım dedi amcamı, eniştem olan. Azıcık su var marul al gel bir acıktık bir acıktık dedi çar dedi. Su ekmek de var şey ekmek. Yok ekmek. Yufka ekmek. Çarşıydan bulacak. Oradan hemen onu aldım. Aşağıdan da su dolduruyorum. Bir deste suyu da aldık. Yukarı çıktık ikinci katta da. Uçacak gibi şöyle. Vardım oraya buraya baktım garibi. Yok. Azıcık o şey pilav şey yaptım. Azıcık o mantığı. Pilavla mantığı kattılar. Allah seni andırsın. Soğanla, samırsağla bak. Bal tadında yediler mi sen? Şeyle yediler. Şey dedim ağam dedim bak. Yok hiç demedim. Hmm. Hoca dedim, enişten dedim. Ev yaptırıyordu, bu onda beton atacaklar her an. Çarşıya gideceydi, gidemedi, alamadı, bir şey eve bir şey yapamadı. Yeğenen alacak. Oysa ki aslı yok, yok işte ya. Aslı yok. Yok, yok. Yeğenen alacak. Olsun bacım dedi o da. Amcamın oğlu ya, kardeşimiz yok ya, bize kardeş şeyini yaparlardı. Amcalar kardeş gibi. Hepsi Allah razı olsun. Biz kardeşsizlik şeyimizi çekmedik onların sayesinde. Sağ olsun. Olsun bacım dedi, sen tamam bu işi yapar. Bir de enişten bir daha var. O da geleceğimiş. İki yumurta ortaya çıkarmadım. İki yumurta var. Allah var, onun ucu şey yaptım. Bu da gelecek öyle ne? O da az gelecek. Bir de dediler, Hamza eniştem de gelecek. Dediler, o da, onda bacım var ya, hı hı. Amcamızın da oğulları ya onlar, halamızın oğulları, amcamızın oğulları, o da enişte oluyor. Cık. Aman ne yapalım, geldi, o da geldi. Ekmekten kaygım yok, yok ekmek çok da şey yok. Sizdeki aş yok. O iki yumurtayla var, pişirdi. O da onu yedi, hiçbir dene yüzümü kırıştırmadım şöyle. Daha da şey diyorum, işte hoca gideceğiydi de alacaktı da yapacaktı da hoca şey diyeceğiydi de. Ya, ya. Bir de hoca geldi, bu geldi. Hoca dedim, böyle böyle oldu ne yapayım. Aman dedim, misafirleri ağırladın mı dedi. Ağırladım dedim. Sen bana bakma dedi, ben peynir ekmek bir şey de yürüyorum, bir şey de yürüyorum. Su anladım dedi, karnımda yürüyorum. Böyle çıktı kız. İncikiler ya, benim yaptığım hiçbirini yapmaz, ben biliyorum. Yapmazlar, yapmaz. Yapmaz. Yok diyorlar, oturuyorlar. Yok diyor, Allah verir, vallahi verir. Yalnız Allah'a güveneceğim, çok şükür diyeceğim. Verdiğine şükür diyeceğim. Ondan başkasına el açmayacağım. Ha. O bahçede patlıcanım vardı, domatesim vardı, biberim vardı. Her şeyim vardı. Yedinci ayım haftasına buraya koştu. Domatesi adam o ev sahibi götürdü götürdü sattı. Hocamın gidip de bir kilo domates alıp gelmedi. O sene çocuklarım 3 sene meyve görmedi. 3 sene. Sen yaptın o sattı mı? O sattı. Hakkım çok millette. Hiç telaşlanmaz. Benim alacağım ötedim. Peki helallik melallik almadın mı? Ana başımdan kötü köylüydü. İspit dillerdi. Peki sizler bilirsin. Senin anan şeyler baban anan bilirler onlar. Tayir adı. Şey oğulları ne var onlar çok zenginler. Zeyfe diye müteyit oğlu var. Dedim ki hoca dedim camiye gider oradan gider biliyor musun? Hmm. Camiye buralarda yoluna geçsin dedi yavrum şuradan bir çığırdan gider gelir. He. Ha gelirken en kış tamantısı al geldi çocuklara bir yemek yapar bir şey yapar. Ben dedim bilemem bilemem yolamam. Hoca ben ektim ya ben baktım ben ittim. Tek iki domates, 2-3 fasulye getirdim, bir daha bastırmadım. Allah Allah. Güldüm dedim ki, hani akrabamız ahip, şey şu ayıp gümüş soğanayı var ya, bilirsiniz, o enişte mi olur? Boş ver, isim ben de. Onlar kötü köylüydü zaten. Dedim ki, ben dedim, enişteye dedim, malla adım daima dedim, ana başımdan karışıyor ya. Ecek para verirse aleli derim, gitmezse
Ev yaptırdık, elimiz dardıydı. Bunu bir iki sefer söyledim. Çocuklar da zengin. Çocuğu mühendis, ev yaptırınca gelmedi. Girmedi, gelmedi. Necesini dinledim, oturdum, otur sattı. O zaman size yardım eden de olmamış. Hocamla sırt sırta verdim. Hiç. Ama çok şükür. Çok şükür. Hiç kimseye şey yapmadım. Hiç kimseye yok demedim. Bak daha bacılarım olsun, eniştelerim olsun. Geldiler mi evimde yemek bulurlardı. Daha büyük bir ablam vardı rahmetli. Bacım bacım derdi. Biz acımızdan ölsek bize keyfinden ölüyor diller derdi. Biz bildirmedik kimseye halimizi derdi. Yok demeye bilim yok biz derdi. Bizim siz de isterseniz Allah'tan istemişsiniz. Biz yani çok şükür bizim babamız vardı. Biz, sadece bizden yenirdi. Biz verirdik. Bizden yenirdi. Biz böyle kurduk. Yok demeyi de bilmiyorum yavrum. Şimdi gene öyleyim. Hayırlısı olsun. Eğer işte bak hocamın sorular Allah sabır versin diller Kore'nin şeyde. Tabii. İyidirim. Hoca iyidirim. Burada sıkıntımız varsa aşağı inerim. Hiçbir şey yok gibi şey derim. İşte bunlar gençler örnek olsun işte. Keşke şimdilerde senin gibi olsun dedi. Ne yapayım? Şimdi derdi olmayan da derdim varmış ki ben diyor. He. Değil onu diririm. Diririm. Anam niye var çok şükür Allah. Yok demek bak köydekiler bizim köydekiler hep şehre göçüyor. Vallahi büyük söylemeyeyim ben köyde. Ne var burada yani ne var? Değil mi? Orada ekim için giymişti. Şu acıcık girdi. Dünyaların şeyini şey derim, konuyor, konuşuyor, oraya, buraya şey derim Allah. Ne var ya? Başımda da herkese veririm. Allah'ım çok şükür. Her şeyi veririm. Allah. Maşallah. Ne var yavrum? Bak hem bu amcana bakarım. Hem ya onu diyecektim. Senin sağlığın zaten. Şimdi nasıl? Hani yetiyor mu gücün? Gücüm değil yetmiyor. Artık yavaş yavaş. Değil yetmiyor kızım. Çoluk çocuk var mı hani çocuklardan burada yakınlarda oturan var mı? Hacı amcama gelip yardım edecek. Kızım işte bir kız var zaten burada. Oğlan Almanya'da. Tekleri Almanya'da. Onun kocası da sanayide hoca. Şeyde oturur. Ta Kültür Parkı'nın arkasında doğrudur. Oturur. Orada oturur. Kocası da şeyde. Kocası da hoca. Kocası da hoca. O da işte kadın hastalığından ameliyat oldu bayramdan bir hafta önce. Bir de yavrum şu böğründe şöyle yağ bezi şey gibi oldu onu. Onu da aldılar. Ankara'da oldu. Hani burada ne ittirmedik şey olmasın dedik. Ankara'da olsun dedik. Allah'ın şeyi de. Yani onlar da gelemiyor. O da yatıyor en çütmüş bir de gibi. Anne diyor o günü diyor. İşte de dedim ya çocuklara bir sel bir yanına gideceğim diye daha gidip de onu da bir yoklamadım. Bir sel burada işte Almanya'da kızım biri burada. Böyle iki üç tane oğlu var. Onlar geldiler torundan torbayla o da ondan haşır neşir işte onlar da. Torun torbalat derken. Anne dedi ablama gide, şey, Hülya'ya gidecek dedi. Ben yavrum dedim çocuklar geldi oğlanlar anneanne. Yavrum dedim ben de götürüm giderken Hülya'ya yattım. Dedemi götürün dedim yavrum yürüyemez nasıl götüreceğim nasıl şey edeceğim dedim. Ben bir gider gelir beni gir getirirsiniz Hülya'ya. O gelip gidiyordu kocası oğlu var onun oğlan da çalışıyor da işe girdi çok şükür. Kocası da işte orada hoca. Hocalık işte böyle günler kısa oldu mu bir şey yapamıyor ki. Doğru işte vakitler gidiyor. Orada he vakit vakitte he beş vakitte da şey yapıyor. Allah size senin yardımcısı. İşimize gidiyoruz. Rabbim sana güç kuvvet versin. Her şeyimizi şey der. Allah var. Mecbur o bakıyor işte. Rabbim Ramazan hocama sağlık sağlık. Sana da güç kuvvet versin inşallah. Hemden sonra ne bize ne bileyim. Yok güç kuvvet versin. İşte bak ne güzel. Kuvvet onu isterim Allah'tan. Elhamdülillah yani böyle hani hocama bakacağın kadar güç kuvvetim var şükürler olsun. Gece teveccüde kıldın mı Allah'ım derim sıhhat afiyet ver bana derim. Sıhhat afiyet. Sıhhat afiyet ver yarabbim. Sıhhat afiyet. Allah'ım derim elimi açarım çok şükür hem de senalar olsun kuzum. Okumuşluğum yok da her şeyi bilirim. Peki teyzem şimdi bu şeyi bu çektiklerimizi gençler izleyecek. Gençlere ne tavsiye edersin? Nasıl? Geçim konusunda mesela. Aha. Gençlere. Vallahi Allah şey diyecek, vay herif getirmişmiş. Vay getirmemişmiş.
Ay almışmış, ay almamış. Ben iki ısmarlıcı hocamı ısmarlayamazdım. Hmm. Bükülürdüm, evimin içinde yiyeceğimi düşünürdüm. Çok misafirlerimin bulgur pilavıyla iki patatesini, şeylerini kaldırdım. Hocaya getirdirdim diyemez miydim? Ağzım yok muydu? İstesen söyle. Abi hocamın da işte belli bir şeyi var. Hocaya da soramaz. Allah razı olsun. İnci külahına bakayım, getireceğim de olacak da, alınacak da. Bir şalvarı 5 sene giydim. 5 sene. Ya. De. Geçin falan. 5 sene. Temiz giyerdim, iyi giyerdim yavrum. Kendime şeyimi yapardım. Kendim temizliğim, İnci evime bakamıyorum. Temizliğime geldim. Şöyle gelin. Şey derdi, şurada şeyler vardı, soracılar vardı. Aşağı evde de oturuyor. Kapıda da 10-15 kadar tavuğum var. Sözüme bana köpeğim var. Burası dalgırıcın çiftliği diyorum. Korkulurdu. Üç tane kızı bu daracı, bu şeyde, çiftliğin içinde. Hiç büyüttüm bunları, bir yerine gidemezdim. Bunların kapı bağına, bahçayla yaranırdım. Şey derdim, hiç şey yapmazdım. O çocukları, bu şeyleri, bunlarına şey yapardım. Onlar geldiler, şey, tekkenin üstünde evler var, şimdi evlerin altı dükkan öldü. Rahmetli, o da öldü, kocalar da öldü de, hanımları diye. Buraya geldiler, ben de sözümle bana aşağıda yedi. Betondan tavuklara şey yaptım. Kümes mi? Şey, yalak gibi su içmeye, su içmeye. O da böyle yazın günü sıcağında geldiler, burada tuttuğu suyumuş, ben bilmiyorum, onlar diyorsa ona. O kadar temizdi yani her şey. Dedi ki gelinine, şu kadın var ya, şu kadın dedi hastanedeyik, yalağından dedi su içesim geldi dedi. He. Yalağından dedi, tavuğunun yalağından su içesim geldi dedi. Evime gelen kuzu hiç etmezdi, Aksaray yerlerinin çoğuyla biz çok tanışırdım, çok şey derdik, bir şey mi, herkese. Rabbim hizmetini mükafatlandırsın inşallah. Yani senin sesini duyamadık. Ben Malatyalıyım. 2009'da geldim buraya. Ulu Cami'de çok namaz kıldık ama senden çok çok sonra kıldık hocam. Rabbim inşallah şu dinle bir şey verir. Senin sesini de duyarız. Kurban oldum Allah yani. Biz zaten çağrı yaptık. İnşallah hani biri seni mevlütlerinde falan çekmiştir. Çekmiştir. Çekmişlerdi de bizim videoyu izlerler. Getirirler belediyeye. Biz belediyenin çalışanıyız. Getirler inşallah. O zaman da alır getirin ben o videoyu. Beraber izleriz yine. İnşallah, inşallah. Dua et amcam. Dua et. Biz gençlere de dua et. Dua et. Biz de hizmet edelim. Rabbim rızasını alalım. Kurban olduğum Allah hani hizmet etmişsin. Bizi ayağına yolladı. Evet. Yani bu ölümsüz kalacak. Ramazan hocam bu videoyu inşallah böyle arşivler atacağız. Bir diyecek işte müezzini vardı Ulu Cami'nin. Bak Ramazan hocam hikayesinde eşi anlattı. Biz de çektik. Allah Rabbim sana sağlık saat versin inşallah. Cenab-ı Hakk'a emretmeyince diyor elimi kaldıramadık. Öyle. Bizi buraya gönderen Allah amcama da şifa verir inşallah. Şafi şeyde. İnşallah ne bileyim. Thank you.